Herkese merhaba. Bu videoda filtreleme işlemini dinamik olarak yapacağız. Excel'deki filtre formülünden bahsedeceğim. Bu video biraz uzun sürecek. Bu videonun ilk 2 dakikasını veya 3 dakikasını izlerseniz filtreleme formülünün nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaksınız. Fakat tamamını izlerseniz amacım burada bakış açınızı genişletmek. Bakış açınız genişlemiş olacak ve amacım biraz da ilham vermek burada. Çünkü çok basit formüller kullanarak çok karmaşık işleri halledeceğiz. Filtreleme formülü Excel 2019'da hayatımıza girmiştir ve çok fazla işe yarar. Şöyle yapıyorum. Önce başlıkları şuraya alıyorum ve bu başlıklara göre ben bazı filtrelemeler yapmak istiyorum. Mesela kıdemi uzman yardımcısı olanları getir veya aylık maaş şu rakamı geçenleri getir ya da belli bir zam oranını geçenleri getir gibi şeyler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şuraya eşit filtre diyorum. Ve şurada bütün personeli seçiyorum verileriyle birlikte. Noktalı virgül. Ve kriter ekliyorum. Kriterim şu. Bakın başlık dışında kalanları seçtim. Kriterim şu. Mesela aylık maaşı tamamını seçiyorum. Yani C2 ile en aşağı kadar seçtim. Ctrl Shift aşağı okuna bastığımda en aşağı kadar seçiyorum. C2 ile C318 arası büyük eşittir 20 bin olanları 20 bin yazıyorum. 20 bin olanları bana getirdi. Bastığımda bakın 20 bin lirayı geçenlerin hepsini bana getirdi. Şöyle hemen aynı formatı getirelim. Bakın 20 bini geçenlerin hepsini bana getirdim. Ne yaptım? Burada filtrelemeyi tek hücreye yazdım. Fakat diğerlerini kendi otomatik doldurdu. Bakın içine tıkladığımda aslında içi boş. Fakat ne yapıyor? Bu filtre formülü dinamik olarak çalışıyor ve altta kaç satır varsa hepsini dolduruyor. Bu arada şuna da dikkat edin. Herhangi bir satıra bir şey yazmayın. Yazarsanız formülde taşma olacağı için problem çıkarır. Geriye alıyorum. Peki bunun yerine mesela ben maaşı bu kadar geçenleri değil de şunu görmek istiyorum. Kıdemi yani B2 ile Ctrl Shift aşağı oka bastım. B2 ile B318 arası eşittir müdür. Çift tırnak içerisinde müdür yazıyorum. Çift tırnak kapatıyorum. Enter'a bastım. Kıdemi müdür olanları da gösteriyorum ve bana gösterdi. Bakın kullanım gayet basit. Siz bunu biraz daraltmak isterseniz mesela A2 ile yani filtreleyeceğiniz dizini A2 ile E318 arası yerine A2 ile B318 arası yaparsanız yani ilk iki sütunu seçip tamama basarsan bakın iki sütun getirir sadece. Diğer sütunları getirmez. Burada daraltabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Peki eski haline getiriyorum. Bir eski haline daha getiriyorum. Şunu da yapabilirsiniz. Son bir parametresi daha var. Eğer hata olursa ne yazayım ben buraya? Hata olursa İşte böyle bir sonuç yoktur. Böyle bir sonuç yoktur yazsın. Tamam. Böyle bir sonuç yoktur. Ne zaman yazacaktır? Mesela maaşı 50 bini geçenleri getir dediğim zaman böyle bir şey olmadığı için doğal olarak son parametre devreye girecektir. Bakın son parametreyi Excel köşeli parantezle gösteriyor. Bu ne demek? Bu parametreyi ister koy ister koyma sana kalmış tercihine bağlı. Eğer koyarsan ben onu çalıştırırım. Öyle bir şart oluşursa oluşmazsa kendim bir şey koyarım. Orada da bir hata olduğunu söyler. Peki günlük hayatta biz bu filtreleme işlemini nasıl kullanırız? Diğer formüllerle bir araya getirdiğimizde nasıl sonuçlar üretebiliriz? Burada biraz bakış açımızı genişletelim. Şöyle. Mesela biz burada yıl sonunda personele zam yapacağız. Herkesin zam oranını buraya giriyoruz. Fakat bazı personelin zam oranlarını girmemiş. Ne yapacağız? Doğal olarak bunları tespit etmemiz lazım. Şurada tespit edelim. Şöyle yapıyorum. Eşittir filtre diyorum. Geliyorum. Tamamını seçiyorum. Ctrl Shift aşağı oka basıyorum. Sonra da geliyorum. Kriterim şu. Buradaki zam oranları D7 değil de 318 50 yazıyorum. Zam oranları boş olanlar yani eşittir çift tırnak. Çift tırnak içerisinde herhangi bir A, B, C diye bir şey yazmıyorum. Çift tırnağı boş bırakıyorum içine. İki tane çift tırnak yan yana yazdım. Ve kapattım. Bakın zam oranı belli olmayan yani şurası boş olanların hepsini gösterdi bana. Doğal olarak kaç kişi oluyor toplamda? 22 kişi. Siz isterseniz şuraya bir de no yazın. Bunu 50, 1, 2, 3 diye yazın ki kaç kişi olduğu belli olsun. Peki. Hatta bunda olayı biraz da karmaşık hale de getirebiliriz. Eşittir deriz. Eğer burası eşittir boşluksa boş bırak. Değilse
şu rakam artı 1 yazarım ki bakalım formülde işe yarayacak mı? Mesela ben burada gördüğünüz gibi karşısı boş olanları ne yapıyor? Doğal olarak boş gösteriyor. Mesela şurada zam oranı birininkini daha girelim. Bir kişi azaltalım. Şuraya 44 yazıp Enter'a bastığımda bakın dinamik olarak değişiyor. Değiştiği için doğal olarak son rakamı bir azaltmış oldum. Bunu normal eğer formülüyle yaptım. Eğer dedim burası boşsa boş bırak. Yani yan tarafı boşsa. Yan tarafı doluysa o zaman yukarıdaki rakamı bir artı üstüne ekle. Peki tamam bu çok önemli bir özellik değil. Bunu şöyle yapacağız. Ben burada tek tek bakacağım. Mesela şu az önce bir tanesi eksikti. Bir tanesini daha eksiltelim. Bakın ben buraları sildikçe otomatikman o kişiyi buraya ekliyor. Ben burada ne yapıyorum? Geliyorum burada bu kişinin verilerine bakıyorum. Tamam bunu girmemişim. Tamam o kişiyi gelelim bulalım. Evet onun verisini giriyorum. Mesela kimmiş? Kişi 2. Hemen gidiyorum kişi 2'ye bakıyorum ve zam oranı bu sene %45 olsun diyorum. Sonra bakıyorum kişi 4 varmış burada. Geliyorum kişi 4'ü buluyorum. Mesela 52 yazıyorum gibi. Böylece azaltmış oluyor. Ha diyorsunuz ki mesela eğer burada tablo çok uzunsa ben bunu biraz değiştirebilirim. Şöyle yapabilirim. Buradaki kısmı ben ikinci bir pencere açarım. Şöyle yaparım. Ekran paylaşımını şu şekilde getiriyorum. Geliyorum görünüm menüsünden yapalım. Yeni pencere oluşturuyorum. Pencereyi oluşturdum. Bakın iki pencere ürettim. Aslında aynı Excel dosyası. Bunu mouse'la en sağa aktarıyorum. Bunu da sol tarafa aktarıyorum. Böylece ne oluyor? Ben bir yandan bu ekranı görürken bunu da sağ taraftakini de şöyle yapıyorum. Getiriyorum. Bunları görecek şekilde ayarlıyorum. Bakın iki pencere var yan yana. Mesela geliyorum. Şunu %1 yapıyorum. Bu tabloda nasıl bir değişiklik oldu görüyorum. Hatta şu ikisinin arasındaki çizgiyi biraz da şöyle yapalım. Ben burada sadece bunu görürken sağ tarafta da filtrelenmiş sonuçları görüyorum sadece. Mesela işte birini sildiğimde bakın sağ tarafta filtrelenme işlemi otomatik olarak yapıyor. Filtreleme işleminde aynı zamanda sıralama da yapabilirsiniz. Mesela ben burada sadece zam oranı belli olmayanlar, yani şurası boş olanları gösterdim. Biraz önce bunu yaptım. Fakat ben bunların bir de sıralamasını istiyorum. Tamam ben bunları görmek istiyorum ama illa ki buradaki sıraya uymak zorunda değilim. Maaşı en yüksek olanları yukarı al. Öyle bir sıralama yapmak istiyorum. Bu zaman böyle bir şey yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Filtre formülünü sırala formülün içerisine almanız gerekiyor. Sıralı formülü şöyle çalışır. Eşittir sırala diye yazarsınız. Tamam. Neyi sırala? İşte şunların hepsini sırala. Tamam. Noktalı virgül yazarsınız. Sonra da dersiniz ki bunların hepsini buraya koyacağım. Evet sıralayacağım. Neye göre sırala? Mesela maaş en yüksek olanı diyorum. Maaş en yüksek olanları göstermek istiyorsam 3 yazmam gerekiyor ikinci parametre olarak. Niye? Çünkü aylık maaş 3'ün üstünde 1, 2, 3. 3 yazıyorum buraya. Noktalı virgül. Peki neye göre artan mı azalan mı? Azalan diyorum. Yani yüksek olanı tepeye al. Sonrakileri düşük olduğu için aşağı al. Peki gördüğünüz gibi sırala formülü bu şekilde çalışıyor. Tamam, bunu yaptıktan sonra şöyle yanlış yere yapıştırdım. Tasarımını da aynı şekilde yapalım. Şimdi sırala formülü bu şekilde çalışıyor. Peki sırala formülüyle aynı zamanda filtre formülü bir arada kullanmak isterseniz bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Siliyorum ben burayı. Sıralayı şöyle yapıyorum. Filtrenin dışına yazıyorum. Sırala yazıyorum ve buradaki tabloyu sıralanan ilk parametresini şu yapıyorum. Sonra noktalı virgül. İkinci parametre neye göre ben sıralama yapmak istiyorum? Maaş en yüksek olana göre yapacağıma göre maaş hangi sırada? Üçüncü sütunda. Buraya 3 yazıyorum. Noktalı virgül. Peki artan mı azalan mı? Azalan diyorum. Yani en yüksek olan tepede olsun, sonrakiler aşağıda olsun. Bakın hem filtreledi hem de sıraladı. Ne yaptı? Filtreleme yaparak önce maaşı belli olmayanları, maaş zammı belli olmayanları tespit etti. İkinci aşamada ne yaptık? Bunları bir de sıraya koyduk. Ha, o zaman ben şuna bakıyorum. Ya maaşı en yüksek olanı ben burada görüyorum. Evet. Bunları önce bunlardan bir başlayarak zam oranını belirliyorum. Veya şunu da yapabilirim. Ya derim ki ya sıralamayı şuna göre yap. Önce maaşı düşük olanların zamlarını belirleyelim de yani onlara daha insaflı olalım. Böylece hani önce maaşı düşük olanların zam oranlarını belirleyelim. Sonra maaşı yüksek olanları belki daha düşük zam yaparız diye böyle bir strateji geliştirebilirsiniz. Bu size kalmış.
Filtreleme işlemini devrik dönüşümde kullanabilirsiniz. Devrik dönüşüm şudur. Satır ve sütunların yerlerini değiştirir. Mesela herhangi bir yere eşittir. Devrik dönüşüm formülünü kullanıp mesela şu tabloyu tamamını seçip Enter'a bastığımda bakın satır ve sütunların yerlerini değiştiriyor. Ne yapıyor Excel? Burada gördüğünüz gibi tablo yukarıdan aşağıyken soldan sağa hale getiriyor. Peki bununla birlikte şunu yapmak istiyorum. Mesela şuradaki numarayı da silelim. Şunu yapıyorum. Ben diyorum ki şu başlıkları da silelim. Diyorum ki buradaki sıralama işlemini yaptım. Hem filtreleme yaptım hem sıralama yaptım. Bir de devrik dönüşümü uygula. En dışa devrik dönüşümü uyguluyorum. Ve devrik dönüşümü yazdığım için bir parantez daha ekleyip Enter'a basıyorum. Böylece ne yapıyor? Hem sıralıyor gördüğünüz gibi maaşa göre. Hem tespit ediyor, filtreleme işlemini yapıyor hem de soldan sağa çeviriyor. Bunu da şöyle yapalım. Şuradaki başlıkları seçip şöyle yapıştıralım ki yukarıdan aşağı olsun. Evet, gördüğünüz gibi bir de bunların formatları da birbirine uymuyor. Şöyle yapıyorum. Formatları seçip kopyalıyorum. Gelip şuraya yapıştırın altından özel yapıştır. Biçimleri yapıştır diyorum. Biçimleri devrik dönüşüme yapıştır. Yapıştırdım ve sonra da bunu da en sağa doğru fırçayla kaydırıyorum. Böylece formatlar da birbirine benzemiş oldu. Evet, gördüğünüz gibi hem devrik dönüşüm yaptım, hem sıraladım, hem de yan çevirmiş oldum. Bakın hepsini bir arada yapmış oldum. Herhangi bir rakam değiştiğinde ben buraya bir şey yazdığımda bakın bu da değişmiş oluyor. Otomatikman yerleştirmiş oluyor. Devrik dönüşümü arkadaşlar bu da sonraki versiyonlarda çıktı. Aslında önceki versiyonlarda da vardı fakat böyle otomatik oluşturmuyordu. Önceki versiyonlarda Enter'a basmak yerine Ctrl Shift Enter'a basarak yapıyorsunuz. 2019 versiyonunda direkt Enter'a basarak bunu yapabiliyorsunuz. Ama daha önceki versiyonlarda dediğim gibi devrik dönüşümü yapacaksanız eşittir devrik dönüşümü yaptınız diyelim. Yalnız burayı seçip Enter'a bastığınızda direkt böyle çalışmıyor. Ne yapıyordu? Enter yerine Ctrl Shift Enter'a basmanız gerekiyordu. Bu şekilde çalışıyordu. Bu aşamaya kadar filtreleme işlemini tek kritere göre yaptık. Mesela kriterimiz sadece müdür olması veya maaşı şu rakamı geçsin veya işte maaş zammının ne olduğu belli olması gibi. Ama birden fazla kriter yapacaksanız mesela hem kıdemi uzman olacak şurada kırmızı yazıda görüldüğü gibi. Hem kıdemi uzman olacak hem maaş zammı toplam maaş 8.500 liranın altında olacak vesaire. Bu tür birden fazla kriter yapacaksanız şöyle yapacaksınız. Eşittir filtre diyorsunuz. Evet yine tablonun tamamını başlıklar hariç seçtik. Noktalı virgül. Sonra da kriterini belirlerken bakın kriter bir tane kriter koymuştuk buraya. Şöyle yapıyorum. Kriterim bu eşittir. Mesela kıdemlerin tamamını seçtim. Çift tırnak içerisinde uzman. Buna basıp Enter'a bastığımda evet uzman olanları verdi. Fakat bir kriter daha eklemek istediğim zaman nokta virgüle koyduğumda başka bir parametreye geçiyor. Bunu yapamayız. Bunun için şöyle yapacağım arkadaşlar. Yazdığım kriterlerin hepsini parantez içine alıyorum. Bu birinci kriterimdi. Şöyle bir alt satıra da alalım. Alt Enter'a basarak. Kriterlerimi şuraya yazıyorum. Şu son parantezde bir aşağı alıyorum. Şimdi kriterim uzman olmasıydı. Fakat bir kriter daha yazacaksam yanına çarpı parantez içerisinde ikinci kriterimi yazacağım. İkinci kriterim şu. Bu sefer de bütün aylık maaşların tamamını seçiyorum. Seçtim. Küçük eşittir. 8.500 yazdım. Enter'a bastığımda bakın ne yaptı? 8.500'ün altında ve aynı zamanda kıdemi uzman olanları bana gösterdi. Böylece 8.500 altındaki uzmanların ben maaş zamlarını biraz daha iyileştirmem gerekiyor. 8.500'ü geçsin diye tekrar revize ediyorum. Aynı zamanda birden çok da kriter koyabilirsiniz. Yani maaşı 8.500'ün altında olsun. Bir de maaş zammı yılda işte ne olsun? Yıllık maaş zammı da mesela %20'nin altında kalmış olanları bana gösteriyor. Ne yapacağım? O zaman kriterime bir çarpı daha koyuyorum ve maaş zamlarının tamamını seçiyorum. Şöyle artık 50 yazacağım 318'i. Küçük eşittir %20'nin altında olanları yani 0.2'nin altında olanları bana göster diyorum. Enter'a bastığımda bakın hepsini gösterdi. Evet burada çarpı koyarak ben aslında V kriterini koydum. Hani siz normalde eğer formülü kullanırken V formülde kullanıyorsunuz ya. Burada şu anlama geliyor çarpı koymak. Hem bunu sağlasın, hem bunu sağlasın, hem bunu sağlasın anlamına geliyor.
Bunlardan birini bile sağlasın istiyorsanız orada da veya kriteri devreye girecektir. Bir önceki kısımda şöyle bir formül oluşturmuştuk. Hem uzman olanları hem de maaşı 8500'ün altında olanları bana gösterdik. Peki burada şunu da yapabiliriz. Burada yıldız işareti koymak yani çarpı işareti koymak V anlamına geliyor. Yani hem bunu sağlasın hem bunu sağlasın. İkisinden birini sağlasın istiyorsanız mesela kriteri şöyle yapacağım. Diyeceğim ki uzmanları veya müdürleri bana göster dediğim zaman şöyle yapıyorum. Artı şöyle araya artı koyuyorum. Artı işareti veya anlamına geliyor. Uzman veya müdür olanları göster. Müdür yazıyorum buraya. Böylece uzman veya müdür olanları bana gösteriyor. Bu nasıl bir anlama geliyor? Bakın. Uzman olanları göster, artı müdür olanları da göster. Ya da şunu şöyle dalgalayabilirsin. Uzman olanlar veya müdür olanlar. Uzman olanlar artı bir de müdür olanlar buna ekle gibi bir anlama da gelir. Bunu aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Uzman olanları ve müdür olanları veya müdür olanları göster yerine işte uzman olanlar veya işte maaşı yüzde maaş zammı %50'yi geçenler gibi şeyler de yapabilirsiniz. Buradaki artı işareti çarpı yerine artı kullanmış olursanız veya anlamına gelir. Burada aynı zamanda köprü de oluşturmak isteyebilirsiniz. Mesela ben kişi 3'ün üzerine tıkladım hemen kişi 3'e gitsin. Mesela burada yüzlerce satır varsa ben burada her seferinde işte kişi 22, 25 kimdir, nereden bulacağım? Bunun yerine üzerine tıkladığımda otomatikman gitsin istiyorsanız şöyle şu tarafa link diye bir başlık koyarım. Burada linke tıkladığımda o kişiye gider. Şimdi bunun için köprü formülünü kullanacağız. Eşittir köprü diye bir formülümüz var. Köprü formülü şöyledir. Çift tırnak içinde işte HTTPS www.google.com yazıp kapatıyorum. Ben bu linke tıkladığım zaman bakın link oluşturuyor ve tıkladığımda da oraya gitmiş oluyor. Bunun çalışma mantığı budur. Ayrıca ikinci bir parametresi daha vardır. İkinci parametreyi de eklerseniz işte Google diye bir şey yazıyorum ben buraya. Çift tırnağı kapatıyorum. Bakın buradaki yazıyı görür fakat bu linke gider. Bakın bir formül ve köprü oluşturmuş olduk. Aynı şekilde bakın köprüyü şu şekilde de yapabilirsiniz. Eşittir köprü yazıp para çift tırnak içerisinde mesela buradaki A1 hücresine gitsin istiyorsanız çift tırnaktan sonra diyez işareti A1 yazıp çift tırnağı kapatıyorum. Böylece ne yapıyor? Tıkladığımda A1 hücresine gidiyor. Veya şöyle yapalım. İçine bir şey yazalım. A1 hücresine noktalı bir daha sonraki parametre diyeyim. A1 hücresine git. Yazıp çift tırnağı kapatıyorum. Önce A1 hücresine git yazıyor. Tıkladığımda da A1 hücresine gidiyor. Veya burada dediğim gibi içerisinde eğer bu sayfa içerisinde ise linki bu şekilde oluşturuyorsun. Diyez işareti ve sonra da hücrenin adını. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu şöyle kullanacağız. Özür dilerim. Bu kişi nerede? Kişi 3. Hangi hücrede? Hangi hücrede olduğunu bulmak için önce hangi satırda olduğunu bulmam gerekiyor. Eşittir. Match ve index formülleri vardı. Yani kaçıncı formülü kullanacağım. Kaçıncı formülün de aranan değeri soruyor. Bunu ara diyorum. Noktalı virgül nerede ara? A sütunun tamamında ara. Enter'a bastığımda 300. satırda olduğunu görüyorum. Kişi 3. Şöyle tam eşleşme de yapmam gerekiyor. 300. satır değil. Şurada son parametreyi de tam eşleşme yapıyorum. Ve evet diyor ki 4. satırda bu kişi. Peki, bu kişinin 4. satırda olduğunu biliyorsam, şöyle yapalım, normal yazı formatında gösterelim bunu. 4. satırda olduğunu biliyorum. Bakalım alttakiler, mesela 15. kişi kaçıncı satırdaymış? 16'ın oğlu, 17'nin oğlu satırdaymış. 15'in oğlu kişi, bakıyorum şurada 16'ın oğlu satırda. Bakın zaten satır numarasının 16 olduğunu da söylüyor. Ben şöyle bir şey yaparsam, bunun hücre adını yazmak istiyorsam eşittir. Çift tırnak içerisinde A yazarım. Çift tırnak kapatıp end işareti 4'e tıklarım. Böylece ne olur? A4 hücresinin olduğunu belirtir. Hatta bunu şöyle yaparım. A'nın önüne de diyez işareti koyarım. Diyez A4 olur. Peki bunu bir de köprü formülünün içerisine yazarsam. Köprü formülü yazdım. Enter'a bastım. Bakın ne yaptım? Böylece her birinin adresini koydum. Hatta köprü formülünden sonra ikinci parametre olarak da ben direkt
Kişinin adını yazsın istersen. Bakın kişinin adını yazdım ve formülde de oluşturdum. Tamam, böylece ne oldu? Mesela kişi 22'ye tıkladığımda 22. kişiye gidiyor. Kişi 35'e tıkladığımda bakın 35 ne oldu? Kişiye gidiyor. Peki az önceki oluşturduğumuz formülü böylece oluşturduk. O2, şuradaki O2 yerine şu formülü açarım. Şunu kopyalarım, gelirim. O2 yazan yere yapıştırırım. Tamam. Sonra da bunu kesip şuraya yapıştırırım. İçine çıktıklayarak aşağı kadar kaydırırım. Şunları silsem de artık olur. Bakın tıkladığınızda artık kişi 22'ye gidiyor. Mesela kişi 160. Tıklıyorum, 160. kişiye gidiyor. Böylece bir link oluşturmuş olduk. Böylece ne yapıyorum? Bir yandan filtreleme yapıyorum. Bir yandan da o filtrelediğim kişiyle ilgili link oluşturuyorum. Ve bu link gördüğünüz gibi formül olarak gerçekleşti. Filtrelemeye sınırlama koymak isteyebilirsiniz. Mesela biz burada en büyük maaşı olan 5 kişiyi getir diyebiliriz. Ama biz ne yapıyorduk? Geliyorduk, eşittir, filtrele diyorum. Tamam, tamamını filtreliyorduk. Sonra ne diyorduk? İşte bunların tamamını filtrele. İşte mesela maaşı, şurada aylık maaşı büyük eşittir 20 bin olanları bana getir diyorduk. Getirdi. Evet, maaşı 20 bini geçenleri getir. Sonra bir de bunu sıralatıyorduk, değil mi? Mesela diyorduk ki sırala. Sıraladı. Neye göre sırala? Maaşa göre. Maaş kaçın sıra? 1, 2, 3. 3'e göre sırala. Neye göre? Artan, azalan diyorum. Böylece ne oldu? En büyük maaşı bu kadar olanları getir. Fakat ben burada hepsini görmek istemiyorum. Mesela şuraya bir no diye bir şey yazıyorum. 1, 2, 3 diye yazıyorum. Ben mesela en büyük 5 tanesini görmek istiyorum sadece. Bana hepsini getirme. Sadece en büyük 5 tanesini getir dediğiniz zaman şöyle yapacaksınız. Basitçe eşittir büyük diye bir formülümüz var. Büyük formülü mesela en büyük birinciyi getir, en büyük ikinciyi getir gibi bir anlamı var. Mesela şuradaki maaşların hepsini seçtim. Noktalı virgül 3 dedim. Bu ne demek? En büyük üçüncüyü getir. En büyük biri dersem maksimumu getir. En büyük 10. veya 40. hangisi? Bu. Bu anlama geliyor. Ben buraya en büyük 5 yazarsam en büyük 5. rakam neymiş? 24.357. Bakalım 5.si 24.357 mi? Evet. Ben şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki burada filtreleme yaparken maaşı şu rakamı geçenleri de getir bana diyeceğim. Yani hem maaşı 20.000'i geçiyor olsun hem de şu rakamı geçiyor olsun. Ben ne yapıyorum? Bu rakamı kopyalıyorum. En büyük madem en büyük beşincisi madem bu rakam. O zaman ben Egize de diyorum ki hem maaşı 20 bin liraya geçsin. Şu maaşı önce bir parantez içine alalım. Şöyle kriteri aşağıya aldım. Ne yapıyorduk? V kullanıyorduk değil mi? Yıldız işareti yani çarpıya basıyordum. V diyordum. Maaşı büyük eşittir. Büyük eşittir işaretini kullandım. Büyük eşittir. Şu rakam. En büyük beşincisi 24 bin formülle yazdım. En büyük beşincisi 24.357'ymiş. O zaman bana maaşı 24.357 geçenleri göster. Yani hem 20 bin lirayı geçsin hem de maaşı şu en büyük beşinci olanı geçsin diyorum. Enter'a bastığımda bakın en büyük beşini bana gösterdi. En büyük altısını göster istiyorsanız artık şuraya 6, 7 neyse mesela en büyük 8'ini göster dediğimde en büyük 8'ini gösterecektir. Bazı durumlarda tarihlere göre de filtreleme yapmak isteyebilirsiniz. Mesela çarşamba günü yapılan satışları bana gösteriyorsunuz. Burada belli kişilerin hangi bölgede ne kadar satış yaptığını ve hangi tarihte yaptığını gösteriyor. Ben bunları haftanın gününe göre veya yılın belli bir zaman aralığına göre filtreleyebilirim. Önce basitçe yapalım. Şöyle yapalım. Haftanın günü çarşamba olanları bana göster diyorum. Mesela şöyle bir formülümüz var. İşte haftanın günü diye bir formül var. Şu tarihi gösterim noktalı virgül. Peki hangi ülkeye göre yapmak istiyorsun? Ben burada Türkiye Pazartesi bir Pazartesi birinci gün olduğu için Türkiye'de bunu seçiyorum. İkinci olduğu kısmı seçiyorum. İkinci parametre olarak. Mesela bazı ülkelerde pazar birinci gündür. İşte cumartesi yedinci gündür gibi. Ben burada iki olan seçiyorum ve kapatıyorum. Bakın şu tarih cuma gününe tekabül ediyor. İşte bu tarih çarşambaya tekabül ediyor vesaire. Zaten kabataslak giriş menüsünde şöyle uzun tarih gösterdiğinizde bakın cuma, çarşamba, 3, cuma, 5, pazartesi 1 vesaire böyle görüntüleyebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi biz burada filtreleme yaparken bu formülü kullanacağız. Şöyle yapacağız. Eşit filtre diyorum.
Tablonun tamamını seçiyorum başlıklar hariç. Sonra noktalı virgül. Tabi burada görüyorsunuz 146 bin satır var. Tamam. Filtreleme yapacağım. Filtrelemeyi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki haftanın günü diyorum. Şuradaki tarihlerin tamamını seçiyorum. Parantez içerisinde bunu yazıyorum. Tekrar geliyorum. Haftanın günü noktalı virgül 2 parantezi kapatıyorum. Haftanın günü mesela çarşamba olacaksa eşittir 3 olanları bana göster diyorum. Gösterdi. Peki bakın çarşamba olanları gösterdi. Ben şu formülü biraz daha değiştireyim. Bu 3'ü silip şuradan alıyorum. Enter'a basıyorum. Evet gösterdi. Mesela ben pazartesi olanları göstermek istiyorum. Şuraya bir yazarım. Pazartesi olanları göster. Bir de şunu sıralayalım. Tarihe göre sıralayalım. Sırala. Noktalı virgül. Neye göre sırala? Sıralama tarihi 1, 2, 3. Dördüncü sırada olduğu için tarihe göre sırada 4'ü seçtim. Neye göre? Artan. Tamam, artan sıraya göre. Enter'a basıyorum. Artan sıraya göre. Evet, 27 Mayıs. İşte sonra Haziran vesaire bu şekilde ilerliyor. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamış oldum. 2 yazdığımda bakın 28 Mayıs'tan başlıyor salı. 3 veya 7 yazdığımda pazar. 9 yazdığımda sonuç hata verecektir. Hesaplama hatası veriyor. Tabi burada bu parametreyi nasıl yapıyorduk? Sıralanın son parametresini değiştiriyorduk. Daha doğrusu filtrenin son parametresini değiştiriyorduk. Ne diyorduk burada? İşte bu kritere uyan yoktu. Yazıyorum mesela. Parantezi kapatıyorum. Burada sıralamada olduğu için burada hata verdi. Tamam problem değil. Şurada sınır koyarsınız. Mesela 7'den büyük bir sayı girmesin diye koşullu biçimlendirme koyabilirsiniz arkadaşlar. Aylara göre filtreleme yapmak istediğinizde de şöyle bir formül bize eşittir ay yazıp şuna tıkladığımda, tarihe tıkladığımda hangi ay olduğunu verir bize. Bu formülü kullanacağız. Bakın 5. ay olduğunu veriyor. Şöyle yapıyorum. Eşittir filtre yazıyorum. Tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Bu sefer ay yazıp şuradaki yılların tamamını seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Eşittir. Bir olanları bana getir diyorum. Ocak ayındaki satışları bana gösterdi. İşte bir de sıralatalım. Sıralamayı da artık daha önce anlatmıştım. Sıralamayı 1, 2, 3, 4'e göre yapacağım. Artana göre yapacağım. Evet sıralamayı da yaptı. Şimdi buradaki ayı şuraya bağlayalım. 1'i siliyorum ve şuradaki ay numarasına bağlıyorum. İşte ben şuraya 2 yazarsam Şubat, 3 yazarsam Mart gibi bir sonuç oluşur. Belli bir tarih aralığına göre de filtreleme yapmak isteyebilirsiniz. Mesela 7 Şubat 2022 ile 10 Şubat 2022 arasındaki tarihleri baz alarak filtreleme yapmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hemen eşit filtre yazıyorum. Filtre diyorum. Tamamını seçiyorum. Noktalı virgüle basıyorum. Sonra iki kriter belirleyeceğim için kriterleri öncelikle parantez içerisine alıyorum. Birinci kriterim şu. Bu tarih, bütün tarihleri seçiyorum. Büyük eşittir yapacağım önce. Bu tarih büyük eşittir. Hangi tarihten büyük olacak? 7 Şubat yani I1. Parantez kapatayım. Çarpı. Yine aynı şekilde şunu tekrar yazsam da olur. İkincisi bu tarih aralığı yine bu sefer küçük eşittir. Şu olacak. Diyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın bu iki tarih arasındakileri bana gösterdi. Bir de sıralatalım tabii ki. Çünkü bazen sıralama yapmazsak sıkıntı olabiliyor. Noktalı virgül hatta bir satır aşağı alıyorum. Sıralamayı neye göre? 1, 2, 3, 4'e göre yapıyorum ve artan sıra. Enter'a bastığımda evet 7 Şubat'la 7 Şubat 2022 ile 10 Şubat arasında en aşağı bakıyorum. Evet bu aralıktaki tarihleri verdim. Tabi burada 7 Şubat'la mesela bunu 7 Şubat değil de 9 Şubat'la arasındakileri ver dediğimde otomatikman hesapladı ve sıraladı. Şunu da yapabilirsiniz. Tabii ben burada tarih aralığını seçiyorum ama Excel'de şöyle bir özellik de var. Ekle menüsüne geliyorsunuz. Benim eklentilerim kısmında Minute Calendar and Date Picker diye bir kısım var. Bunu bulabilirsiniz. Nereden bulacaksınız? Şurada eklentileri edinin yazan kısmına tıklıyorsunuz ve onun ismini yazdığınızda
Gelecektir. Ekle dediğinizde de ekleyecektir. Ben daha önce eklemiştim. Geliyorum. Şunu açıyorum ve şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Ben bunu alıp köşeye koyacağım. Şuraya. Ve bu açıkken şu kısmı kapatabiliriz. Mesela ben bu tarihe tıklıyorum ve neyi seçiyorum mesela? 1 Şubat'ı seçiyorum. Ekleyeyim mi? Eklesin. Tamam. Buranın üzerine tıklıyorum ve bunda da nereye ekleyelim? 21 Şubat ekleyeyim mi? Ekledi. Böylece ne yaptım? Ben buradaki tarihleri bir takvimden çekmiş oldum. Burada herhangi bir ücret tıkladığınızda da ve sonra da buraya tıkladığınızda oraya o tarihi ekliyor. Burada ben sadece şunlar için kullanmış oldum. Böylece iki tarih arasındaki verileri de filtrelemiş olduk ve hem de sıralamış olduk arkadaşlar. Filtreleme formülü kullanarak belli yazıları da bulabilirsiniz. Mesela ben burada bu listenin içerisindeki e-mail adreslerini bulmak istiyorum. E-mail adreslerini bulmak istiyorsanız şöyle bir formülümüz var. Eşittir bul diye bir formül var. Çift tırnak içerisinde et işareti yazıyorum. Nerede ara bunu? Burada ara. Enter'a bastığımda eğer bulamazsa hata verir. Bulursa da kaçıncı satırda et işareti, daha doğrusu kaçıncı karakter et işaretiymiş onu bulur. Sonra da şöyle bir şey yaparım. Eşittir e sayıysa derim. Enter'a basarım. Yanlış veya doğru verir. Bakın doğru mu yanlış mı onu vermiş oldu. Şimdi bu formülleri birleştiriyorum. Şöyle yapıyorum. E-mail adresleri diye bir şey yazıyorum. Eşittir filtre yazıyorum. Filtremde şuranın tamamını seçiyorum. Daha sonra da diyorum ki sayıysa, eğer sayıysa, ne sayıysa diye soruyorum. Az önceki yaptığım şu formülü uyguluyorum. Sayıysa, şurada formülü tekrar bakacağım. Şurada yaptığımız formül, bul formülü. Ne yapacağım? Burada bul formülünü kullanacağım. Şuraya eşittir bul yazıyorum. Neyi bul? Et işaretini bul. Nerede bu? Şunun içerisinde tamamını seçtim. Sonra da kapattım. Sayıysa onu da kapatıyorum. Filtre olanı da kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın böylece içinde et işareti geçenleri filtrelemiş oldu. Mantığı biraz karışık gelmiş olabilir. Öncelikle buldum. Neyi bul? Et işareti bul. Nerede bu? Burada bul. Bunları bulacak. Eğer bakın sayıysa ifadesini kullanmazsam, şuradaki mantıkla kullanmazsam ne olur? Hata verir. Hata verdiği yerde de filtre formülü hata vereceği için buradan kurtarmış olduk. Böylece ne yapmış olduk? Bakın ufkunuzu açmak için dediğim gibi burada filtre formülünü çokça kullanmış oldum. Videonun başında da söylediğim gibi amacım ilham vermek aynı zamanda. Bakın bu filtreleme formülü basit bir formül gibi görünüyor. Ama ben bunu çok iyi biliyorum diyenler de olabiliyor ama bu şekilde kullanımı da ne kadar güzel bir sonuç üretti gördüğünüz gibi. Filtreleme formülüyle matematiksel işlemler de yapabilirsiniz. İşte bu filtreye uyanların toplamını, ortalama, maksimum ve minimumunu getir diyebilirsiniz. Şöyle yaparsınız. Öncelikle mesela biz müdür olanların toplam maaşını görmek istiyoruz, ortalamasını görmek istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Mesela müdür yazan birinin üzerine gelip sağ tıklayıp filtrele seçici ücretin değerine göre filtrele dediğimde bakın iki tane müdür varmış. Toplam maaşları ne kadarmış? İşte 62 bin lira vesaire bunu görebilirsiniz. Peki bu işlemi filtre formülüyle de yapabilirsiniz. Mesela müdürlerin değil de müdür yardımcılarını filtrelemek istiyorsunuz. İşte gelirsiniz filtrele dersiniz. Kaç tane müdür yardımcısı var? Ne kadar zam almış? Hepsini görüyorsunuz. Ben bunları filtreleme formülünü yani direkt şu işlemleri atlayıp direkt sadece toplamlarını yazmak istiyorum. Bunun için şöyle yapıyorum. Öncelikle ben basitçe boş bir yerde hatta şuna da ihtiyacımız yok aslında. Şunu silelim. Mesela ben müdür olanların maaşlarını görmek istiyorum. İşte filtre diyorum. Neyi görmek istiyorum? Bakın bütün tabloyu seçmiyorum. Sadece maaşları seçiyorum. Sonra da diyorum ki şunları eşittir müdür olanları bana getir. Neyini getir dedim? Maaşını getir dedim. Neden? Çünkü sadece maaşları seçtim. Zam sonrası maaşı. Eğer tablonun tamamını seçseydim doğal olarak hepsini verecekti. Fakat ben burada ne yaptım? Sadece maaşları seçtim. İşte bu formülü kullanarak mesela toplamda aldırabilirsin. Mesela dersiniz ki bu kurala uyanların toplamını getir. Ben geliyorum. Buradaki formülü kopyaladım. Yani eşittirden sonrası kopyaladım. Ve geldim. Eşittir. Topla dedim. Ve yapıştırdım. Parantezde kapattım. Bakın toplamını verdi. Tamam. Eşittir ortalama dedim. Formülü yapıştırdım. Enter'a bastım. Bakın. Eşittir mak dedim. Yapıştırdım. Enter'a bastım.
Eşittir min dedim, yapıştırdım, enter'a bastım. Böylece bakın filtreleme formülü kullanarak gayet güzel bir şekilde bu işlemi gerçekleştirdim. Peki kıdemi şöyle eşittir buraya müdür yazalım. Bu formülleri aynı zamanda şu çift tırnak içerisindeki kısmı alıp şuraya bağlamış olsaydım ne olurdu o zaman? Şöyle olurdu. Ben buraya müdür yerine uzman yazdığımda bakın otomatikman uzmanları hesaplayacaktı. Şuradakiler için halen müdür kaldığı için fark etmez. Ben burada müdür yazanları seçiyorum. Şurada müdür yazısını kopyalıyorum. Şunları seçip F4'e basıp müdür yazanların yerine F1 yazarım. Olur biter. Böylece formüle bağlamış oldum. Evet. Böylece bul ve seç formüllerini nasıl kullanacağımızı da göstermiş oldum bir yandan. Evet, güzel. Peki buradaki kıdemli uzman yazan kişiyi şunu yapabilirim mesela. Tamam, ben bu yazıları alıp şuraya kopyalayayım. Yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Bunu da bulup buraya. Siz buradaki uzman yazan kişiyi koşulu biçimden dinleme getirmek istiyorsunuz. Öncelikle ne yapıyorum? Ben bu uzmanları veya işte buradaki bütün kıdemleri şuraya bir yere yazdırmam lazım. Eşittir. Benzersiz formülünü kullanıyorum ve şuradaki bütün ifadeleri seçip Enter'a bastım. Müdür varmış, müdür yardımcısı, kıdem uzman vesaire. Ha bir de sıralayalım bunu. Bunu bir de sıraladım. Tabii burada bold oldu bu ama şöyle yapalım. Önüne de sırala yazalım. Harf sırasına göre dizdirelim. Zaten bir ve artan mı azalan mı artan olsun. Enter'a basıyorum. Evet, kıdem uzman, müdür, müdür yardımcısı vesaire A'dan Z'ye doğru sıraladım. Peki geliyorum şurada da. Şuradaki kıdemli uzman vesaire kendimi seçeceğimiz için geliyorum. Veri menüsünden veri doğrulamaya tıklıyorum ve burada liste diyorum. Listemin kaynağı da bu. Tabi burada liste uzayabilir, kısalabilir diye ben ne yapayım? L1'e tıklıyorum vardığından diyez işareti yapıyorduk hatırlarsınız. Bastığımda da yaptım. Evet. Burada kıdemli uzmanların toplam maaşlarını yazdı. Bir tane kıdemli uzman varmış, müdür, müdür yardımcısı vesaire hepsinin verilerini böylece bana sunmuş oldu arkadaşlar. Bazı durumlarda da birden fazla geçen isimler vardır. Mesela buradaki isim listesinden birden fazla geçen, bir geçtim bir kere geçenler, iki kere geçenler, üç kere geçenler kimler? Bunların isimlerini dizmek istiyorum. Onun için şöyle yapıyorum. Öncelikle birkaç formülü iç içe kullanacağım. Bu formüllerin başında eşittir yine filtre kullanıyorum. Nereyi? Diziyi, isim listesini seçtim. Ekle. Koşulum neydi? Burada şu formülü kullanacağım. Eğer say formülü. Eğer say formülü zaten daha önce birçok kere kullandım. Aralık ve ölçüt istiyordu. Aralık kendisi, ölçüt de kendisi. Kapatıyorum. Enter'a bastığımda evet bütün isimleri veriyor. Ben şunu yapacağım. Eğer say formülünün, bakın kriterim eğer say diye. Ben burada eğer say diyorum ve şunu diyorum. Büyük eşittir 3 diyorum. Yani 3 kereden fazla geçenleri bana göster. Hasanlar oldu. Hasan ve Aliler 3 kereden fazla geçiyor. Zaten kaç kere geçtiğini gösterdi. Bir de bunun başına benzersiz formülünü kullanıp Enter'a basarsam. Bakın Hasan ve Ali büyük eşittir 3 kere geçiyor. Tabii bunu şu 3'ün altına yazalım. Gördüğünüz gibi 3 kere geçiyor. Hasan kaç kere geçmiş? 1, 2, 3 kere geçmiş. Hatta 4 kere geçmiş. Yani büyük eşittir 3 yazdığımız için 4 kere geçenler de verdim. Ali'ye bakalım. Ali nerede? 1, 2, 3 kere geçmiş. Peki ben buradaki 3 yazısını şuraya bağlayayım ki oradan alsın. Bakın 4 kere geçen var mı? Onu soruyorum Excel'e. Bu arada sabitlemeleri yapmadık. Şunların hepsini sabitleyelim ki F4'e basıp sabitleyelim ki başka hücrelere yapıştırdığımızda sıkıntı çıkmasın. Bakın büyük eşittir bir kere geçenler Hasan, Veli, Ayşe vesaire. Bunların önüne bir de sırala formülünü kullanalım ki noktalı virgül koyuyorum en arkasına bir ve artan sıraya göre. Evet, hepsini yapalım. Gördüğünüz gibi Ali, Ayşe vesaire en az bir kere geçiyor. En az iki kere geçenler bu. En az üç kere geçenler ve en az dört kere geçenler de bunlar. Bazı durumlarda ise sadece istediğiniz sütunların gelmesini isteyebilirsiniz. Eşittir filtre dediğim zaman mesela tamamını seçiyorum. Sonra noktalı virgül işte belli bir kriter belirliyorum. Fakat ben bunu şöyle yapacağım. Mesela sadece
kıdemini, personel adını, kıdemini ve yıllık zam oranını göster diyorsam basitçe şöyle yapıyorum. Şöyle bir süslü parantez açıp kapatıyorum. Ve süslü parantezin içerisinde neleri göstermek istiyorsam, mesela personelin ismini görmek istiyorsanız bir yazıyorum. Noktalı virgül. Kıdemi görmek istiyor musunuz? Diyelim ki onu da görmek istiyorum, ona da bir yazıyorum. Sonra aylık maaşımı görmek istemiyorum, sıfır yazıyorum. Sonra dördüncü sırada yıllık zam oranını görmek istemiyorum, ona da sıfır yazıyorum. Ve zam sonrası maaşı görmek istiyorsam ona da bir yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın hangilerine bir yazdıysam onları gösterdi. Bakın bu sırada önemli. Beş tane başlık olduğu için beş tane rakam var burada noktalı virgüllerin arasında. Bir ve ikinci sütunu göster diyorum. Üç ve dördü gösterme. Beşinci sütunu göster. Burada göstermek istediklerinizde de mutlaka sıfır yazmanız lazım. Yani burada beş tane rakam olması gerekiyor arkadaşlar. Böylece ben beşini de göstermiş oldum. Evet. Burada gördüğünüz gibi filtreleme formülünde çok çok büyük şeyler yapabiliyorsunuz. Aslında basit bir formül gibi görünse de yapabildiğiniz çok şeyler var. Evet, videoyu ben burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.